Herkese selamlar. Bugün ilk yatırım turunda 100 milyon dolar değerlemeye ulaşmış bir projenin testnetiyle beraberiz ve tokenomics'inde bu projenin %60'ının tokenlerinin komüniteye yani topluluğa ayrıldığını görüyoruz ve testnetlerinde ödüllü olarak zaten açıkladılar. Dolayısıyla bu testnetler önemli olabilir. Öncelikle Cosmos ekosisteminde bir proje bu ve bu yüzden Kepler Volta ihtiyacımız olacak. Kepler Volt'u indiriyoruz. Bu muhtemelen hepimizde vardır. Olmayanlar da içinde linki aşağıda bulabileceksiniz zaten. Kepler Volt'u indirdikten sonra buradaki siteye gelip cüzdanımızı sağ üstten bağlıyoruz. Cüzdanımızı sağ üstten bağlarken zaten şu nibiru işte tire, 1 ağını sizin için eklemiş olacak. Kozmoza ee, size soracak ekleyeyim diye. Size de onay verdiğinizde ekleyecek. Aşağıya gelip buradan ağı seçmeniz gerekiyor sonrasında ekledikten sonra. Seçtikten sonra devam ediyoruz. Ne yapacağız? Stake yapacağız, swap yapacağız ve kaldıraç işlem yapacağız. Öncelikle sitede faucet var. Faucet'a gelip faucet butonuna tıkladığımız zaman ee, diyor ki 6 saatte bir isteyebilirsin. Ben az önce istediğim için izin vermiyor. Bana gerekli tokenleri gerekli adetlerde yolluyor. Tokenler hemen geliyor ama anında buralara güncellenmeyebiliyor. Yani bir, bir dakikada falan geliyor. Gelin şimdi swap yapalım sizlerle beraber. Kedilerin kumla oynayacağı tuttu. Ben video başlamıyorum. çok ses gelmiyordur. Şimdi swap kısmına geldik. Burada gördüğünüz gibi balanslarımız yazmıyor. Çok da önemli değil. Zaten false'tan istediğiniz zaman ne kadar yolladığı şu sağ altta yazıyor. işte. diyor ki 20 tane şundan yolladım. 100 tane USD'ye yolladım vesaire vesaire. Şimdi ben burada atıyorum 20 NUSD'yi çevirmek istiyorum USDT'ye. Swap diyorum. Ve bu şekilde swap işlemlerini gerçekleştiriyorum. Burada bakın farklı farklı 3 tane parite var. Bunların üçünde de bize zaten veriyor. Bunların üçüyle de farklı farklı swap işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Zaten 2 saniyede işlemler gerçekleşiyor. Daha sonrasında havuza gidiyorum. Havuzda bakın yine iki farklı parite var. Farklı havuz var. Ben şu havuza mesela biraz önce likit eklemiştim. O yüzden gelin buna ekleyeyim. Siz ikisine de ekleyebilirsiniz. Tıklıyorum. Deposit dedim. Mesela iki tane nibi ekleyeyim. 10 tane de NUSD ekleyeyim. Add Liquidity diyorum. Onaylıyorum. Ve havuza da bu şekilde katılmış olacağım. Dolayısıyla evet havuz işlemi, özellikle swap ve havuz yani likit ekleme işlemlerimiz bitti. Gelin stake yapalım. Sonra da kaldıraç işleme geçelim. Stake kısmına geliyorum. Buradan yapmam gereken istediğim bir tane validatörü seçmek. Mesela şunu atıyorum yapalım. Existing Stake'im yani şu an hiç yok, Stake diyorum, Amount Stake kısmına geliyorum. Mesela bir tane mi Stake'liyeceğim, Stake diyorum, Approve'luyorum ve Stake işlemimiz de gerçekleşti. Balansım düştü, Amount Stake de düşmüyor. Bir stake şöyle bir yenileyim, şöyle bir yenileyip üstüne tekrar bağlamak istiyorum. Evet hemen düşmüyor. Bu muhtemelen sonrasında düşecektir. Biraz geç düşüyor herhalde. Ama bu şekilde stake işlemimizi gerçekleştirdik. Şimdi kaldıraçlı işlem kısmına geliyorum. Kaldıraçlı işlemde bu testnet yapacağımız son iş. Burada klasik bir şekilde geliyorum. NUSD ile işlem alacağım. Mesela burada bakın iki tane zaten parite var. Hadi Ethereum'a long açalım. Ethereum'a ben 100 NUSD'lik long açmak istiyorum. Kaldıracım da 5x olsun. 5x'lik bir kaldıraç açıyorum. Maksimum ne kadar oluyormuş? Maksimum 10x oluyormuş. Ben 5x'lik bir... Niye silemiyoruz bunu ya? <laughs> Şunu yenileyim. 5x'lik bir pozisyon açmak istiyorum. Bu şekilde. Cüzdanımız yine düşmüş. Evet open position dediğim zaman... Niye olmadı? Bakalım. Wallet balansımla mı alakalı acaba? Şunu mesela 30 yapsak. Open position diyeyim. Evet. Wallet balansım yetmemiş. Ne USD'leri ben çünkü bayağı bir USDT'ye çevirdiğim için orada herhalde e, şuradaki 30 ne az önceki pozisyonum için sıkıntı yarattı. Gördüğünüz üzere pozisyonu açmış oldum. Buradaki your positions kısmına da birazdan düşecektir. Ben o sırada şöyle bir şey yapmak istiyorum. Swap'a gidiyorum. Hatta şöyle bir önce FOST'tan bakalım. 1449 USDT'm var. Gidiyorum. USDT'leri mesela 1000 tanesini şöyle yapalım. 1000 tanesini NUSD'ye çevirmek istiyorum diyeceğim ama zaten çok 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 az veriyor. Yani swaplarda böyle çok saçma şeyler çıkıyor testnetlerde biliyorsunuz. O yüzden alt saat sonra alırsınız alırsınız. NUSD'nizi tekrar ve o şekilde daha yüklü işlemler yapabilirsiniz. Ee, pozisyonum da buraya birazdan gelecektir. Evet, bu şekildeydi. Long short işlemler açabilirsiniz. 6 saati bir faucet'tan tokenleri e, isteyebilirsiniz. Size tavsiyem NEUS'u USDT'yi çevirmeyin. <laughs> bu kaldıraçlı kısımda kullanırsınız. Ya da çok böyle sembolik çevirin. Bu testnet bu kadardı. Bunun haricinde testneti bitirdikten sonra projenin Discord'una gidin. Discord linklerini koyacağım yine aşağıya ve orada bir feedback kanalı göreceksiniz. Feedback kanalına şuradaki Keplera'daki adresinizle beraber feedback'inizi, geri dönüşünüzü yazın testnet yaptığınıza dair. Ve işte hızlıydı, şöyle kötüydü, şöyle problemler vardı vesaire gibi yazın. Daha sonrasında yine bunu koyacağım. Glam'i doldurabilirsiniz. E, Glam linkini koyacağım aşağıya. Burada da yine e, çeşitli ödüller verecek. E, bunu da katılmanızı öneririm. Aşağıda linki olacak. Onun haricinde bir de ödüllü bir ikinci testnetleri var. Ee, ödüllü ikinci testletlerinin dokumentasyonu da aşağıya koyacağım. İsteyenler yapabilir. Bunun videosu da gelecek. Ee, ya videosunu yaparım ya fluidunu yaparım ama muhtemelen videosu gelir bunun da. Ee, i̇steyenler beni beklemeden gerçekleştirebilirler. Son olarak Bir de burada yine, e, not, kurmak için, e, yine not, e, not kurmak isteyenler için Yine not kurabilirsiniz. Onun da ödülü olabilir. Not kurmak isteyenler için yine burada bir dokümantasyonu bırakacağım. Ben bu ikisini hem not kurmayı hem ödüllü testnet 2'yi aynı videoda muhtemelen sizinle paylaşıyor olacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalın bildirimlerini açmayı unutmayın. Aynı zamanda mutlaka mutlaka Twitter'ıma ve Telegram'ıma da katılmayı unutmayın. Çünkü oradan da çok çok önemli şeyler paylaşıyorum her zaman. Bildirimleri de açarsanız, zili açarsanız hiçbir şeyi kaçırmazsınız. Hep beraber para kazanmaya çalışmaya devam ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.